Evet, saygıdeğer izleyenler, Ünye'nin ülkenin dünyaya açılan penceresi, Çamlı'yı öncelikle Ünye'ye kazandıranlara minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Son günlerde gündemden düşmeyen Çamlık'la ilgili olarak Ünye Belediyesi Atatürk Parkı'nda Ünye Belediye Başkanı'nın ve Kaymakamlığın ev sahipliğinde Kader Günü toplantısı yapılıyor. Bu ikincisi olacak. Sayın Kaymakamım, Sayın Ünye Belediye Başkanı, Sayın Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve değerli konuklar, Ünye Belediyesi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak ortak düzenlediğimiz Çamlı toplantımıza hoş geldiniz. Bu Çamlı'yla ilgili ikinci adım toplantımız, iki adımlı toplantı gerçekleştiriyoruz. İlk adımında sizlerin de bildiği gibi fikir beyanında bulunuldu. Herkes fikirlerini söyledi. Temsilciler olarak biz de fikirlerimizi aldık, çantamızı doldurduk ve başladık çalışmaya. Şimdi burada zaten biz Ünye olarak neden buna karşı çıktık? Buranın ticari bir işletme alanına dönüşmesine Ünye karşı olduğu için karşı çıktık ve bugüne geldik. Bugün ne diyoruz? Burada bir ticari faaliyet söz konusu değil. Sadece orada bir destinasyon oluşturarak oraya canlılık katmak, orada dolaşan insanların da aynı zamanda güvenliğini ve kendi gibi güvenli hissedeceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Burada bir rant yok arkadaşlar. İster Ünye Belediyesi yapsın, isterse büyüşeceğiz. Onun için diyoruz ki önemli olan Ünye'nin değerlerinin istediği bir değerin ortaya çıkarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulmasıdır. Gerisi teferruatlık diyorum. Teşekkür ederim. Ben korkuyordum. Acaba neyle karşılaşacağım diye inanılmaz bir yük kalktı. Keyfimden konuşuyorum. Huzurumdan konuşuyorum. Ve daha mükemmel ne yapabiliriz diye konuşuyorum. Efendim, bir aydınlatma konusunu belirttik. Hocam çok güzel ifade etti. Aynı kanaatteyim. Bakın, her ne kadar mezar kalksa da biz fıkhi tespitlerine özen göstermeliyiz. Ayağımıza doğru. Korkutmak gibi olmasın ama bizim tuvalet ve çocuk parkını düşündüğümüz yer şey doğru, konsept doğru ama belki yer yanlış. Yani onu şu anda mevcut olarak kullanılan ve yaya yürüyüşünün olduğu sahil bandına yakın bir yerde insanların hem tuvalete gittiği estetik hem de oyun gruptan olduğu bir yere yerleştirilmesi lazım. Ama şu ortada giden yürüyüş yoluna bayıldım, mükemmel ve mesafeleri de gösterecek doğayı olmayacak mesafe parkurları olması lazım. Çünkü insanlar geldiği zaman, 3 defa döndüğü zaman ben bugün 5 kilometre yürüdüm demesi lazım. Cebinde de cep telefonunu gezdirmemesi lazım oraya gittiğinde. Bakın basit gibi gözüküyor ama önemli şeyler. Yani doğal bir nokta. Recep'e oyun parkının yerinin bu noktada yeniden düşünülmesini arzu ediyorum. Barbekülerin kaldırılması noktası bence zirve. Beyefendiyle çoğu zaman ortak düşünceler ölçüsü ama bu konuda tamamen ayrışıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle barbeküler bu çağ dışı yaporda kaldırılmalı. İnsanlar orada oksijen almaya gidiyor.